Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarımız. Bugün niye burada bulunduğumuzu şu anki duruma bakarak Türkiye'deki Doğu Türkistan vaziyetine yönelik sessizlik ve burada gittikçe her çıktığımızda Çin konsolosluğundan daha da uzaklaştığımızı gördüğümüzde ne kadar haklı olduğumuzu ve bundan sonra çok sık çıkmamız gerektiğini anlıyoruz. Basın açıklaması var. Sayın basın mensupları, 1 Ekim 1949 biz Doğu Türkistanlıların kara tarihi, vatanımızın işgalinin ilan edildiği 69 yıldır öz vatanımızda esaret altında yaşamak zorunda olduğumuz kara tarihin başlangıcı. Zalim Çinlilerin bayram olarak kutladığı, kutlamalara katılmayan kardeşlerimizin hücrelere takıldığı kara gündür. Bugün tam 69 yıl önce Mao'nun Kızıl İdaresi, Kızıl Türk İslam Beldesi, Can Doğu Türkistan'ımızı Komünist Çin İdaresi'ne bağladığını resmen açıklamış ve bu tarihten 6 sene sonra, yani 1955 yılında sözde Şincan Uygur Özerk Belgesi'nin kurulduğunu dünyaya ilan etmişti. Geçen 69 sene zulmün her çeşidine maruz kalan halkımız her yönüyle asimile edilmeye çalışılmış. Asimile edilmeyenler hapishanelere tıkılmış, fırsatını bulabilenler ise hicret edip hür dünyaya çıkmıştır. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın! Yaşanan haksızlıkları liderlerimiz hür dünyaya anlatmak için gecelerini gündüzlerine katmış, haklı davamızda bayraktarlık nesilden nesle devam ettirilen, vatanımızda yaşayan insanlık dışı uygulamaları unutmanın tükenmek olduğu ise hiç mi hiç hatırımızdan çıkmamıştır. 2016 yılı Mart ayından bu yana Doğu Türkistan'da yaşayan gelişimler insanlık adına utanç verici bir hal almıştır. Yurt dışında ikamet eden Doğu Türkistanlıları tehdit, şantaj ve korkutma ile başlayan bu süreç Doğu Türkistan'a dönemeyen vatandaşlarımızın yakınlarının hapse atılmasıyla devam etmektedir. Yaşanan sürece müdahale edilmediği takdirde tarihe ikinci Endülüs vakası olarak geçecek gelişmelere karşı karşıya kalacağımız açıktır. Son 2 yılı aşkın süreçte resmi rakamlara göre 1 milyon, gayri resmi rakamlara göre 3 milyon, hatta 5 milyona ulaşmıştır. Bu 3 milyona aşkın insanımız sözde terbiye kampları adı altında hapse atılmış, kardeş aile projesi adı altında Çin istihbarat elemanları, erkekleri hapse atılan ailelerimizin evlerine Türkistan Çin'de mezar olacak. Türkistan Çin'de mezar olacak. Türkistan Çin'de mezar olacak. 3 milyona aşkın insanımız terbiye kampları adı altında hapse atılmış, aile projesi adı altında Çin istihbarat elemanları, erkekleri hapse atılan ailelerimizin evlerine yerleştirerek birlikte yaşamaya zorlanmış. Genç kızlarımız Çinli erkeklerle zorla evlendirilmeye mecbur edilmiştir. Doğu Türkistan ile dışarıdan irtibat kurmak,
telefonla görüşmek imkansız hale gelmiştir. İrtibat kuranlar direkt hapse atılmakta. Hapse atılanlar akıbetinden ise haber alınamamaktadır. Direnişe devam! Türkistan'a selam! Direnişe devam! Türkistan'a selam! Direnişe devam! Türkistan'a selam! Direnişe devam! Türkistan'a selam! Türkistan bizimdir, bizim kalacak! Türkistan bizimdir, bizim kalacak! Türkistan bizimdir, bizim kalacak! Çin Nazi kamplarında veya hapishanelerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın naaşlarına ise aylar sonra ancak ulaşabilmektediriz. Anlaşılan o ki komünist, faşist ve dünya tarihinin en iğrenç emperyalist devleti için, terörist devleti için halkımızı tamamen yok etmeden, vatanımızın adını haritalardan silmeden bu yaptıklarından vazgeçmeyecektir. Dilimizi, kültürümüzü, dinimizi ve milli kimliğimizi 69 senedir yok edemeyen Çin önümüzdeki 20 yıllık süreçte bu konuyu tamamen tarihin tozlu raflarına kaldırma yemini etmişçesine harekete geçmiştir. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Müslüman genç kızlarımız dinsiz Çinlilerle zorla gözyaşları içerisinde evlendirilmelerine hangi vicdan rıza gösterebilir ki? Benzer muamele sizin evlatlarınıza reva görülürse vereceğiniz tepkinin sadece birini beklemek hakkımız değil midir? Birleşmiş Milletler'in çağrısı gelinen noktayı anlamak açısından önemlidir. Amnesty International, Human Rights Watch gibi insan hak ve hukuklarını koruma teşkilatlarının raporları gözler önündedir. Türkiye uyuma, kardeşine sahip çık! Türkiye uyuma, kardeşine sahip çık! Türkiye uyuma, kardeşine sahip çık! Azizi Türkiye'mize onca düşmenlik ettiğine şahit olduğumuz ülkelerin yetkililerin kendi ülkelerinin çıkarları için dahi olsa Çin'e tepki koyması bir nevi hakikatin haykırılmasıdır. Malum ülkelerin kara kaşımıza, kara gözümüze hayran olup meseleyi gündeme taşımadığının da farkındayız. Ama anlayışla karşılanmalıdır ki tek dişi kalmış Batı bile can Doğu Türkistan'ımıza yaşananları dile getirirken Türk İslam dünyasının sessizliği bizleri kahretmektedir. Direnişe devam! Türkistan'a selam! Direnişe devam! Türkistan'a selam! Direnişe devam! Türkistan'a selam! Direnişe devam! Türkistan'a selam! Liderlerimiz bizlere aziz Türkiye'mizi aziz Türkiye'mizin âli menfaatleri her şeyin üzerindedir dedikleri gibi haklı davamızı ifade edecek cümlelerimizi 9 defa düşünüp bir defa söylerken canımızdan daha çok sevdiğimiz Türkiye'mizin sessizliği bizleri kahretmektedir. Bengal ve Hindistan ve bir nevi Çin'in peki durumuna gelmiş Pakistanlı Müslümanların avazlarının unutmamamız mümkün değildir. Kazakistan devletinin Çin'e verdiği notayı da unutamayız. Mazlumlar burada, insan hakları nerede? 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 Ama bilinmesini isteriz ki İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere düt yemiş bülbüle dönen İslam dünyası devlet ve teşkilatlarını da unutamayacağız. Kıymetli basın mensupları,
her Doğu Türkistanlı'nın ikinci vatanı, üzerinde yaşama, ekmeğini yeme, suyunu içme bahtiyarlığına erdiğimiz yer aziz Türkiye'mizdir. Aziz Türkiye'mizin elimizi geçmişte olduğu gibi bırakmayacağına, haklı davamızda hakkımızı savunacağına, dün olduğu gibi bir günde inanmak istiyoruz. Bu dünyada cehennemi yaşatmakta olan halkımızın inancı, aziz Türkiye'mizin her zaman haklı ve mağdurun yanında, zalimin de karşısında olduğu gerçektir. Türkistan cihine mezar olacak! Türkistan cihine mezar olacak! Türkistan cihine mezar olacak! Türkistan cihine mezar olacak! Buradan devlet yetkililerimize seslenmek istiyoruz. Hak için, adalet için, din için, millet için ve dahi insanlık onuru ve şerefi için elimizi açtık, kolumuzu uzattık. Mağduruz, mazlumuz, Türküz, Müslümanız, tutun elimizden diye buradan haykırıyoruz. Bununla beraber zalim Çin de aklından hiç çıkarmasın ki Moynaçor Kağan'dan bugüne Hoca Niyaz Hacıların, Sabit Damalıların, Mahmut Muhitilerin, Alihan Törer'in, Ahmetcan Kasimilerin, Mesut Sabiri Beykozilerin, Mehmet Emin Boğra'nın, İsa Yusuf Altekin Beylerin, Berat Hacimlerin, Abdülhakim Mahsumların diktiği filizler daha asırlar geçse de meyve vermeye devam edecek. Bağımsızlık, özlem ve kararlılığımız her geçen gün alevlenerek büyüyecektir. Tekbir! Doğu Türkistan'da bütün bir gayri insani muameleye tabi tutulan halkımızın durumu biz Doğu Türkistanlıları derin endişelere sevk etmektedir. Dahası Çin'e karşı nefret duyguları gittikçe kabarmaktadır. Aziz Türkiye'mizin içinden geçmekte olduğu bu kritik süreçte bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devletimizi sıkıntıya sokmadan Doğu Türkistan'da yaşananlar üzerinden oluşturulan ve acite edilen söylemlerle vatandaşlarımızın gelerek devletiyle karşı karşıya kalmasını hiçbir Doğu Türkistanlı gibi bizler de arzu etmemekteyiz. Bunu bilmenizi istiyoruz. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Keza bilinmesini isteriz ki her Doğu Türkistanlı Türkistan'da yaşanan gayri insani durumlara karşı aynı hissiyatı yaşamaktadır. Doğu Türkistan davası için aziz Türkiye'mizin âli menfaatleri her şeyin üzerindedir. Bununla beraber Doğu Türkistanlılar olarak problemlerimizi dile getirme, çözüm noktasında ısrarcı olma veya devlet ricali, kurum ve kuruluşlarıyla irtibat halinde gerekli görüşme, fikirlerimizi beyan etme ve nümayişler, TV programları, basın açıklamaları tertip ederek kamuoyu oluşturma çabalarımızda bundan sonra da ısrarcı olacağımızı, kanunen her türlü hukuki haklarımızdan istifade ile bundan sonra da tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Bundan sonra da meselenin çözümü noktasında daha ciddi, daha aktif olacağımızı bu vesileyle bilmenizi isteriz. Bu bağlamda her ne kadar Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dışı uygulamalar yüreğimizi yaksa da Türkiye'de yaşamakta olan Doğu Türkistanların Türk vatandaşı olan kardeşlerimizin dini ve milli hassasiyetinin provoke edilmesini tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz. İşgal altındaki Doğu Türkistan'daki sıkıntıların giderilmesine dair hükümetimizin ciddi adımlar atacağına olan inancımızı muhafaza ediyoruz. Bununla beraber Doğu Türkistan'da yaşananları yakinen takip ettiğimizi, terörist Çin devleti başta olmak üzere ülkemizdeki işbirlikçilerini de buradan uyarıyoruz.
yapılan insanlık dışı devlet terörüne derhal son vermelidir. Doğu Türkistan halkının daha fazla tahrik edilmemesini temenni ederiz. Yapılan zulüm artık halkımızı patlama noktasında getirmiştir. Ve her an bölgenin karışma ihtimali artmaktadır. Sonuç olarak olası bölgenin karışması halinde yangın kolay söndürülemeyecektir. Konu hassasiyetini kamuoyu ve devletimizin ilgili birimlerine buradan ilan ediyoruz. Ve bu konuda Doğu Türkistan halkının yanında olunması için bütün Türkiye'deki siyasi teşkilatlar, partiler, STK'lar ve devlet ricalarını Doğu Türkistan meselesine el atmasını, yeni meclisimizin açılışında bu konuda Çin'e nota verilmesini arzu ediyoruz. Çünkü Doğu Türkistan hiçbir zaman Çin'in bir parçası olmamıştır. Doğu Türkistan ezelden bir devlettir. Son olarak 1933'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti vardı. 1944'te Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulmuştu. Ve bu vesileyle mecburi olarak Çin ve Rus işbirliğiyle işgal edilen Doğu Türkistan'ı Çin toprak bütünlüğü olarak lanse edilmesi biz Doğu Türkistan'da 40 milyon insanı rencide etmektedir. Ve Doğu Türkistan'da yaşanmakta olan sıkıntıları dile getirilirken Doğu Türkistan Çin'in iç meselesiymiş gibi Çin'i karıştırmak isteyen harici güçler olarak lanse edilmesi, oradaki 3 milyonu aşkın insanın Çin hapishanelerde, Nazi kamplarında tutulması daha da bizim acımızı daha da arttırıyor ve burada bulunan ben dahi anne babamızla, ablalarımızla, kardeşlerimizle hiçbir zaman görüşemiyoruz. Bana 2 sene oldu. Hayat mıdır, ölmüş müdür, kampta mıdır bilemiyorum. Ve buradaki herkes tek sesle sorduğun zaman herkesin burada ailesinden haber alınamıyor. Ve bu durumu ne Amerika ne Batı hiçbir ülke oluşturmadı. Bunun birinci sebebiyeti bunun faili Çin'dir. Bunun için milyonlarca insanı tutsak tutan bu Çin'e dur denmesi lazım. Ben son olarak şunu ilave etmek istiyorum. Geçen bir hafta içinde bizim bir teşkilat rehberlerimizden biri televizyonda El Cezire'de Çinli yetkililerle sataşıyor canlı yayında. 1 milyon Doğu Türkistanlı'nın Çin Nazi kamplarında tutulduğu iddia edildiği zaman adam çıldırıyor. Diyor ki ne 1 milyonu, şaka mı bu diyor. Zaten Doğu Türkistan'da 5-6 milyon Uygur var. 1 milyon şaka mı diyor. Bakın yaşasın Doğu Türkistan'da. Bağımsız Doğu Türkistan. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan. Bakın Doğu Türkistan'da bize göre 40 milyon insan var. Ama Çin'in resmi kayıtlarında görebilirsiniz. Resmi kayıtlarında 21 milyon nüfus göstermektedir. Bunun içinde Çinliler Uygurları 11 milyon olarak lanse etmektedir. Ve şu anda o Çinli yetkiliden biri sorarsa, sen kendi ilan ettiğin 11 milyonu bile şu an 5-6 milyon Uygur diyorsan, o zaman 5 milyon Uygur'u nereye götürdün? Demek ki bizim iddiamız, biz doğru yoldayız. Şu an en az 5 milyon olarak söyleniyor, resmi değil. Ancak bizim kanaatimiz odur. Bu nedenle biz şu an Nazi kamplarında bulunanları kurtarıyoruz derken, şu an dışarıda kalan insanların da akıbetlerinden endişe ediyoruz. Şu an dış dünyada yayılan baskıdan dolayı haberlerde resim ve videoları var, sizlere temin edebiliriz. Doğu Türkistan'dan o kamplarda olan insanları Çin'in iç kesimine şu an taşıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Böyle sessiz kalınmasını istemiyoruz. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanım, Meclis Başkanım, siyasi parti başkanlarımız, Doğu Türkistan meselesi Türkiye'nin de meselesidir. Türkiye'nin de namus meselesidir. Türkiye'nin de beka mücadelesine veren orada 40 milyon kardeşleriniz var. Onun için onların unutulmamasını, bu meseleyi ciddi bir şekilde gündeme getirilmesini ve bu insanlık dışı bu cinayetin durdurulmasını istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz sayın basın mensupları arkadaşlarımız.
güvenlik yasakları arkadaşlarımıza, polislerimize, milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun. Allahu Ekber.